Hoş geldiniz. Eskişehir Okulu Psikanaliz ve Eleştiri ve Dil Bilimi Çevresi'nin 5. seminerini yapıyoruz. Çevremizi kısaca tanıtmak isterim. Başlangıçta yola çıkış amacımız, psikanalizin temel kavramlarının sosyal bilimlerde değişik alanlarda kullanılabilmesine biraz hizmet etmek. Ayrıca psikanalitik eleştiriyle sanatı buluşturabilmek. Estetik metinlerin psikanalitik olarak çözümlenmesinde yeni bir bakış açısı oluşturabilmek. Çünkü burada olan herkes aynı duyarlılığı taşıyor ve bu bakış açısının bir parçası olarak da dil bilimi yaygınlaştırabilmek, dil bilimi araçlarını psikanalizle buluşturabilmek de amacımız. Beş seminerde de bunu yapmaya çalıştık. İlk seminerlerde Cem hocamız rüya ve psikanalitik eleştiri, estetik metinler arasındaki farklara biraz değindi, kuramlardan bahsetti. Buyurun. Şimdi Çağdaş Yalçın, kendisi uzman psikolog, bize ahlak ağacı ile ilgili bir psikanalitik çözümleme yapacak. Kendisine çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Buyurun. Hoş geldiniz öncelikle. Zeynep Hoca'nın da söylediği gibi bugün Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filminin psikanalitik incelemesini yapacağım ve sunum hazırlarken hem Zeynep Hoca hem de Cem Kaptan Hoca, önemli destekler verdiler. Onlara da teşekkür etmek istiyorum ve sunuma belli sorularla başlamak istiyorum. Kendi eksikliğinin, iktidarsızlığının farkında olmayan otorite figürlerinin, onlara eksikliklerini, iktidarsızlıklarını hatırlatan, herkese ve her şeye neler yapabildiğini gün be gün görüyor ve yaşıyoruz. Peki otorite her zaman tüm güçlü, eksiksiz ya da psikanalitik teori çerçevesinde sorarsak fazla sahibi mi olmalıdır? Eksik, iktidarsız bir otorite figürüyle özdeşim kurmak mümkün müdür? Ve eğer mümkünse ne gibi nitelikleri barındırır bu özdeşim süreci? Bu çalışma tüm bu sorular çerçevesinde Ahlat Ağacı filmini psikanalitik teori çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Sunumum sırasında şöyle bir akış planlıyorum. Önce filmin kısa bir özetini vereceğim, sonrasında yöntemden bahsedeceğim. Yöntemden bahsettikten sonra da Sinan karakterini psikanalitik bir bakış açısıyla incelemeye çalışacağım. Sinan'ın davranış motiflerini, nesne ilişkilerini ve bu davranış motifleri ve nesne ilişkilerindeki değişimleri anne baba çocuk üçgeninde incelemeye çalışacağım. Ahlat Ağacı filmi otorite, karizma ve onun altını oymaya hazır ötekçi olarak özne temasını temeline alan bir baba oğul filmi. Üniversiteyi bitirip doğduğu kasabaya dönen Sinan, babası gibi sınıf öğretmenliği okumuştur. Ancak Sinan babasından farklı olarak bu mesleği yapmak istememektedir. Öğretmenlik Sinan'ın arzularını taşımaktan aciz ve bunları gerçekleştirmesi için yeterince büyük olmayan mecralardır. Sinan Ahlat Ağacı adında bir roman yazmıştır. Ve filmin ilk bölümü boyunca bu romanı bastırmak için çeşitli girişimlerde bulunur. Önce bir belediye başkanına gider, daha sonra turizm işiyle ilgilenen birine gidip ekonomik yardım bekler, kitabını bölgedeki bir hayli ünlü bir yazara okutup geri bildirim vermesini bekler ve detaylarını birazdan açıklayacağım sebeplerden dolayı bu beklediği yardımı bir türlü göremez. Kitabını babasının çok sevdiği köpeği satarak bastırmayı başaran Sinan, kitabını annesine verdiğinde ise önemli bir değişim gösterir. Önce askere gider, sonra ise babasına en çok onun kadar olabileceğini söyler. Film incelenirken öncelikle gösterge çözümlemesi Hiemsleb'in gösterge zinciri modeline göre belirlendi. Filmdeki kavram alanları ve bölümlerin belirlendirmesinde ise Grima'nın anlatı bilim modelinden yararlanıldı. Filmde ortaya çıkan iki kavram alanı var. Bunlardan ilki İdris'in başarısız, iktidarsız oluşu üzerine kurulmuş, toplum tarafından üretilen söylem ve imgeler bütünüyken, diğeri İdris'in bu söyleme karşı ürettiği ve eksikliğini kabullendiği söylemidir. Sinan'ın annesi Asuman'ın gözünde babasının değerli yanlarını görmesi sonrasında toplumun kavram alanından babanın kavram alanına geçtiğini görürüz. Ve baba imgesinin bütüncül bir dönüşümüne şahit oluruz. Sinan böylelikle babasıyla özdeşim kurar. Üç episoddan oluştuğunu düşündüğüm filmde ise ilk episod Sinan'ın eksikliklerini ve yetersizliklerini reddettiği bir bölümdür. Daha sonrasında Sinan'ın eksiklikleri ve yetersizlikleriyle yüzleştiği bölüme geliriz. Bu bölüm Sinan'ın
annesinin babası İdris'le ilgili söylediği olumlu şeyler sonrasında gerçekleşir. Son episode'da ise Sinan babasıyla ilk defa gerçek bir iletişim kurabilir. Ve bu iletişim sayesinde onunla özdeşim kurabilir ve kendi eksikliklerini kabullenebilir. Az önce de belirttiğim üzere filmi psikanalitik bir bakış açısıyla çözümlemeye çalışacağım. İlk başta Sinan'ın anne ve babasıyla ilişkisini dışarıda bırakarak Sinan'ın diğer insanlarla kurduğu ilişkilerde, etkileşimlerde kullandığı savunmaları incelemeye çalışacağım ve bu savunmaları Otto Kornberg'ün kullandığı kavramlar aracılığıyla ele almaya çalışacağım. Devamında ise Sinan'ın bu savunmaları kullanmayı, yani Ödipal çatışmaları Freudian Lacanian bir çerçevede değerlendirmeye çalışacağım. Bu anlamda filmin akışıyla sunumun akışı birebir paralel olmayacak diyebilirim. Daha önce de söylediğim gibi filmin ilk episodu boyunca Sinan romanını bastırmak için çeşitli girişimlerde bulunur. İlk olarak kasabanın belediye başkanına gider ve belediye başkanına İdris'in oğlu olduğunu utanarak söyler. Belediye başkanı kitabı bastırmak için gereken bütçeyi az bulsa da belediyeden böyle bir para ayırmasının mümkün olmadığını söyler ve onu turizmci İlhami'ye yönlendirir. Turizmci İlhami'nin kitap okumak gibi, kitap gibi işlere her zaman çok desteklediğini söyler. Kitabın ne üzerine olduğunu sorduktan sonra Sinan büyüklenmeci bir şekilde kitabının turistik bir kitap değil, hiçbir ideolojinin altında kalmamış bir roman olduğunu ifade eder. Sinan daha sonra gereken bütçeyi bulmak için çöpçülükle yapabileceğini söyler belediye başkanına. Bunun üzerine belediye başkanı, belediyeyi dolandırıp kaçan bir çöpçünün de bir kitap yazdığını gülerek hatırlar. O kitabı ararlar ancak bulamazlar. Belediye başkanı ile bu temasında Sinan'ın işte beklediği ekonomik yardımı bulamamak, namussuzun teki olduğu söylenen bir çöpçüyle bir tutulmak gibi. Namussuzun teki olduğu söylenen bir çöpçüyle bir tutulmak gibi narsistik örselenmeleri de beraberinde getirir. Sinan'ın bu örselenmeleriyle değersizleştirme, yansıtmalı özdeşim gibi savunma mekanizmalarını kullanarak başa çıktığını filmin ilk episodu boyunca tekrar tekrar göreceğizdir. Belediye başkanının yönlendirici, kum ocağı işleten, turizm işiyle ilgilenen, sadece lise mezunu olan İlhami'ye gittiğinde de Sinan'ın kullandığı bu savunmaları görmek mümkündür. İlhami Sinan'ın kitabına şöyle bir bakar ve okumaya gerek duymaz. Kitap yazma işini, kum çıkartma işine çok benzetir İlhami. Ve Çanakkale'de geçen bir romanda şehitlikten bahsedilmemesini de eleştirir. Bu yaralanma sonrasında ise Sinan İlhami'nin hayat görüşü ve değer verdiklerini değersizleştirdiği uzun bir konuşma gerçekleştirir ve bir kapı daha Sinan için kapanmış olur. Kernberg'in teorisi çerçevesinde değersizleştirme şu şekilde açıklanabilir. Değersizleştirme, idare nesneye ihtiyaç duyan ve bu ihtiyacı dolayısıyla kendini korumaya dair korku ve kaygı hisseden bireyin başvurduğu bir savunma mekanizmasıdır. Az önce de vurguladığım gibi Sinan'ın büyüklenmeci dili, ötekini değersizleştirmesi, onu da bilgiş etmesi filmin ilk episodu süresince tekrar tekrar karşımıza çıkacaktır. Değersizleştirmenin kullanıldığı bir diğer sahnede Sinan, çocukluğundan beri tanıdığı Hatice ile karşılaşır. Liseden sonra okula devam etmemiştir Hatice. Ve Sinan Hatice'ye yaşadıkları kasaba ve kasabadaki insanlarla ilgili şu sözleri söyler. Evet, bu da kalbine bir yetimli olan. Neden? Evet, sevmem bu olur. Dar kafalı, hoşgörüsüz. Bellerle, tanrıyla gibi birbirine öğrenen bir sürü insan. Bu da ömür çocukların yetimi yok yani. İyi, sen kaç kurtar kendini o zaman. Biz içerisine bakarız. Ne? Sinan bu diyalogta da önceki temaslarında olduğu gibi ilişki kurduğu nesnesini değersizleştirerek onu öfkelendirmeyi başarmıştır. Hatice ile bu karşılaşmalarında Hatice'nin evleneceğini öğrenir Sinan. Ancak Hatice çocukluk aşkı olan sınıf arkadaşları Rıza ile değil, kasabadaki kuyumcu ile evlenecektir. Sinan Çan kasabasına geldiği ilk sahnede bu kuyumcu ile karşılaşmıştır ve aralarında şöyle bir diyalog geçmiştir. Ne? Ne yapıyorsun ya? Ay işte. Çok adam bir süre çok. Abi işte.
kendileriniz eve uğramam lazım şimdi. Ya gelsin, evine kaçtın, gelsin, gelsin. Ya yoldan geldim ben, bavullar falan. Nereden gidiyorsun? Ya okuldaydı işte Çanakkale'de, okul bitirdik. Yapma ya, vay be. Bir koca kadar aynı şey iyi. Sağ ol abi, sağ ol. Siz ne var ya burada, hayat var, onu söyledim. Hayat yok abi, tarafta da hayat nerede var? Tabii, para olmadı, hayat olmadı, iki yıl hayat olmadı. Aynen. Bu bağlamda parası olan kuyumcu için hayat varken, parası olmayan Rıza ya da Sinan için hayat yoktur. Bu bir diğer narsistik örselenmedir ve Sinan yine bu örselenmeyle aynı savunmaları kullanarak başa çıktığını bir sonraki sahnede bizlere gösterir. Bu sahnede Sinan ve arkadaşları Hatice'nin düğününü uzaktan izlerler. Daha sonra arabalarını atlayıp arabayı kaydırarak sahile doğru gelirler. Ve işte kullandıkları araba, arabayı kullanış biçimleri, davranış biçimleri ve giyim tarzları bu arkadaşların daha düşük bir sosyal gruba ait olduğunu hissettirir bizlere. Sahile vardıklarında Rıza ile Sinan arasında ki diyaloğa şahit oluruz. Sinan kendi örselenmelerini de Rıza'ya yansıtarak şunları söyler. Aslında o kadar da önemli biri olmadığımız ortaya çıktığında neden üzülüyoruz ki ya? Onun temel bir aydınlanma alanı olarak ele alabilsek daha iyi olmaz mı? Bilanmak dediğimiz şey sonuçta insanın içinde başladıktır beylenmiş. Ve güzelliğe ve aşka inanmak kadar ayrılığa da inanmak hazır olmak gerekir. Yani her bilerden sonra bir kopuş, bir ayrılık pusuda bekler. Madem öyle, o zaman başımıza gelen bu gibi tatsızlıklara bizi kendi bilinmeyenlerimizle yüzleştiren hayırlı felaketler gözüyle bakmamız gerekmez mi? Dilteki konuya düşsün siz de kısmına. Nasıl? Belki şimdi. Senin dediğini söyleme bana. Niye? Ayrıldınız falan mı ya? Ayrıldım. Bıraktığım her yerin sinemalı seyirci. Şey. Görüyorum ya. Olabilir belki de vardır öyle bir şey. Anlam var yani. Herkesin için. Hepiniz kıskanıyorsunuz bizi. Anlamadın mı sanıyorsun? Ulan manyak manyak konuşuyor. Etrafınızda oluşmuş kıskançlık ailesine esas ihtiyaç duyan sizdiniz, gerizekalı. Madem kıskanmıyoruz, öyleyse varız sizde. Kafasına girdiniz kızım. Daha liseden beri. Böyle kitap vermeler falan. Dolap çizmeler. Bu dünyada ayrılıkten olasılığı hiç aklıma getirmeden polyanlacılık yaptım. Sonra hayatın gerçekleri bir tarafınıza girince de başkalarının suçuna. Sinan burada yine için artistik yara almamış gibi davranmakta. Kendi yaralarını da Rıza'ya yansıtmakta ve Rıza'nın hayal kırıklığına da katlanamayıp onları değersizleştirmektedir. Bu diyalog sonrasında bu değersizleştirmeye karşı öfkelenen Rıza Sinan'a saldıracaktır. Filmin devamında KPSS'ye girer Sinan. ve sınav sonrasında bir kitapçıda bölgede bir hayli bir yazar olan Süleyman ile karşılaşır. Kitapçı aslında Sinan deresinden çaldığı bir kitabı satmak için gelmiştir. Kibar bir şekilde Süleyman'a yaklaşır. Merhaba Süleyman Bey, bir şey sorabilir miyim diye sorabilir miyim der. Süleyman Sinan'ın sahip olmadıklarına sahiptir. Kitapları basılmış ve oldukça iyi satıyordu. Sinan'da olmayan Süleyman'da olması yine kendinde olmayanı hatırlatır Sinan'a ve daha öncesinde olduğu gibi bu kendinde olmayanı yarattığı huzursuzlukla yine benzer şekilde başa çıkar. Kendi kitabına dair değersizlik düşüncelerini Süleyman'a yansıtır ve Süleyman'ın kitabını sadece strateji gereği okuduğunu söyler. Süleyman'ın kendi kitabı ile ilgili sorusuna ise şöyle cevap verir. Vallahi iyi öyle. Tanıtı şeref olun. Ya hastane şeref. Neden şeref? Niye hastalık? Olgular yoktu, yalnızca yorumlar vardı. Çünkü onlar üstten tabiriyle. Zihnim ve emin modern yerine saplayacak bir değil. Ya benimkiler de yine bir konuda tutulacaksa tabii. Denemeler, öyküler falan diyenler çıkacak tabii. Ama öyle değil. Yani tek başına yazı bıraktıklarında öyle algılanacaklar. O başka. Ama hepsi bir araya geldiğinde kendi üzerine kilitlenmiş oyuncak bir metroman olarak görülmesi gerektiğini rahatlıkla söyleyebilirim.
Mesela. Evet. Aralarındaki konuşmalar şu şekilde devam eder. Merak ettiğim şey bu biyografileri yazanlar kendileri mi yazdılar, yoksa düzenleme komitesi tarafından mı yazdılar? Herkes kendi yazmışlar abi. Ha? Hı? Tahmin etmiştik yani. Şeyci soru. Yani insan kendini anlatırken yaptığı tüm seçimler, anlatmaya değer olduğu şeyler, kullandığı kelimeler falan filan hepsi. Enteresan ya. Yani? Yani insan kendini bilgisiyle imtihan yap bir yerde. Ya da gizlemeye çalışan çalış görünüyor ya. Fırtlıyor bir şekilde. Ondan sonra da alıcı bekleyen köleler gibi meziyetlerin ortaya dökmeye çalışan birini. Okusan da olur, okumasan da olur diyorsun yani istersen. Bu diyalogta, bir önceki diyalogta senin kullandığı kelimeleri tekrar aklınıza getirmenize cihazım. Aslında bir anlamda kendinden bahsediyorsun yani burada ve diğer bütün sürtüşmelerinde de hep kendi katlanamadığı taraflarını ötekilerin yansıttığını söyleyebiliriz. Kernberg bu durumu şu şekilde açıklar. Özne kendi dayanılmaz intratistik deneyimlerinin nesnesine yansıtır. Yansıttıklarıyla empati kurar ve nesneyi dayanılmaz bu deneyime karşı savunmak için sürekli bir çaba içinde kontrol etmeye çalışır. Ve bilinçsiz bir şekilde nesneye fiil etkileşim içinde nesneyi kendisine yansıttığını deneyimlemeye yönlendirir. Bu anlamda Süleyman'ın öfkesi var. Sinan'la bu diyaloglarından sonra öfkelenmişti Süleyman. Sinan'ın kendi katlanamadığı taraflarını Süleyman'a boca etmesinin bir sonuçtur. Ancak tüm bu değersizleştirme ve saldırganlığına rağmen Süleyman'ın peşinden koşar Sinan ve diğer kitabını okumasını isteyebilir. Tekrar şu Sinan'ı anlamak için Kernberg'e kulak verebiliriz. Çoğu zaman büyüklenmecilik, değersizleştirme gibi bu eğilimler bu hastaların diğer insanlardan doyum ve sadakat beklemeye, imtiyazlı özel kişilermiş gibi muamele görmeye hakları olduğu yolunda kuvvetli bir bilinç dışı inanç şeklini alır. Sinan'ın bu savunmaları kullanmaya iten, ritüel duruma geçmeden önce değinilmesinin önemli olduğunu düşündüğüm son diyalog, Sinan ve iki imam arasında gerçekleşen diyalogtur. Bu ortadaki kişi aslında bu kitap şeyin senaryonun yazarı ve Sinan karakteri aslında kendisi. Nuri Bilge ile beraber kendi hikayesini yazmışlar. Bu imamlardan biri yine Aksu adı. Aksu Bey'in oynadığı imam. Dedesi Sinan'ın dedesinin aldığı altınları ona geri ödemeyen, ezanı dedesine okutarak içinden kaytaran, yolda gördüğü elmaları izinsiz toplayan, dinin sorgulanmaması gerektiğini düşünen ve yeni motor almış bir imamken diğeri reformist diyebileceğimiz daha genç, dinin daha modern yorumlanması gerektiğini düşünen ve diyalog boyunca telefonuyla oynayan bir imamdır. Bu iki imamla gerçekleşen diyalogda Sinan'ın şu sözleri dikkate değerdir. Ne diyor? Hani adamın yani bir amatör yapmış. Yerlerine uçak gibi ayırmış da o diyor. Teknoloji mühendisler falan bu kadar güzelleşti ki kutsal kaynaklarla tatmin olmamıyor sanki yani. Doğru bir olay. Kur'an da her zaman dinden daha fazla ihtiyaç var. Günümüzde maneviyatı. Ne söyledi bunu? Her biri bir tanesinden daha kötü olacak. Böylece gelecek yani. Psikolojiden de artık elindeki telefondan altındaki motora kadar teknolojiden herhal bir hayat görürken işiniz gereği savunmak zorunda olduğunuz argümanları içselleştirmek de zor anlayacaksın yani. Tüm bu sürtüşmeleri nedeniyle Sinan'ın fikirlerini korkusuzca ve tutarlı bir şekilde savunan bir muhalif olarak değerlendirmek yanlış olacaktır. Nuri Bilge Ceylan film hakkında verdiği bir röportajda Sinan'ın bir kelimeleri kullanır. Sinan'ın sadece anlaşılması zor değil, sevilmesi de zor bir karakter olarak kurmaya çalışmak bizim için önemliydi. Özdeşleşme yollarını tıkanmak istedik biraz. Rakan'ın şu sözleri de yine Sinan anlamamızı kolaylaştıracaktır. Ego'nun kırılgan, yalancı bütünlüğünün her tehdit edilişinde bütünlük ve eksiksizlik arzusuyla egodur üretilen enerji saldırganlığa dönüşür. Bu anlamda evet Sinan muhaliftir ancak onun muhalefeti kendi eksikliğini ve yetersizliğini hatırlatan herkese ve her şeye saldırmak üzerine kuruldu. Bu durum imamlarla ya da Süleyman'la yaşadığı sürtüşmeler detaylı incelendiğinde ortaya çıkacaktır. Az önceki din eleştirisinin yapmasından önceki sahnelerden birinde ikindi namazından kaçan babasını değersizleştirecektir Sinan. Aynı Süleyman'ı kendi biyografisini yazdığı için eleştirmesinden hemen önce kendi kitabıyla ilgili böbürlenmesi gibi. Sinan'ın eleştirilerindeki, dilindeki, tavırlarındaki tek tutarlı yan ötekini değersizleştirmektir. Kendisinin de eksik, iyiliş olduğunu, bilinç dışı bir şekilde bilen Sinan tüm bu yanlarını karşısındakine yansıtmakta
ve bu yansıttıklarına saldırmaktadır. Bu anlamda kendi katlanamadığı yanlarına yapılmış bir saldırıdır bu. Yine senin daha iyi anlamak için Otto Fernberg'e kulak verebiliriz. Tamamıyla kötü kendilik ve nesnelik imgelerinin devamlı yansıtılması, tehlikeli, tehdit edici nesnelerden oluşan bir dünyanın varlığını sürdürür. Ve bu tehlikeli nesnelere karşı savunmaya yönelik tamamıyla ilgili kendilik imgeleri kullanılır ve megalomanik ideal kendilik imgeleri oluşturulur. Peki Sinan'ın bu savunmaları kullanmaya iten, uzanmasını istediği ile henüz daha uzanmadan ısırmasını sağlayan, neredeyse tüm ilişkilerinde sürtüşme yaşamasına neden olan şey nedir? Bu sorunun cevabını almak için de Sinan'ın anne ve babasıyla olan ilişkisini incelemek gerekir. Sinan'ın babası İdris, ataerkil sistemin dayattığı erkekliğe bir hayli uzak bir karakter olarak karizmatik bir erkek değildir. Fallus sahibi olamayan, eksik, iktidarsız, gözden düşmüş biridir. Filmin ilk sahnesinde daha önce söylediğim gibi kuyumcu ile konuşan Sinan, babasının kuyumcuya olan borçlarını ödemediğini söyler, öğrenir. Babasının bu borçları ve at yarışı alışkanlığı evdeki gündemin önemli bir kısmını oluşturur. Aynı şekilde aynı anda bu baba İdris kitapları da seven biridir ve filmde baba ile ilgili ilk yorum anne Asuman'ın şu sözleridir. Ben kitapları kaldırmış da. Kaldırır kaldırır. Sevim bile gerekli şeyleri. Sen seviyorsun mu oldu sanki? Konuştun da şimdi beni akşam akşam. Belki aynı sözleri ya da benzer sözleri Sinan duysaydı nasıl bir reaksiyon verirdi? Önceki yalıtlarından bunu çıkartmak çok zor olmasa gerek. İdris hafta içleri ilkokul öğretmenliği yaparken içerisinde su olmadığını bütün kasabalının bildiği bir kuyuyu kazmak için hafta sonlarını köyde geçirir. Kendi babasından kuyuyu kazmak için yardım istediği bir sahnede İdris babasının elini bırakır ve bir kurbağayı yakalamaya çalışır. Tüm güçlü iktidar sahibi dedenin ise davranışları şu şekilde olacaktır. Gelirken beceremiyorsun diye gösteriyorsun orada. Kötüyünden dinliyorsun ya bunu ya. Üzerine basmıyor falan. Genel şey yapıp izledim ben tutup. Dedesi Sinan'a İdris'in bu eksik ve iktidarsız halinin çocukken yaşadığı şu olay olabileceğini söyler. Bunu biz ufakken tarlada unuturduk. Kundak'ta da böyle her yerin karıncalar sardığıydı. Ondan da böyle oldu ki bu. Köpeği kaybolduğunca inleyerek ağlayan, bir kurbağa ezilmesin diye onu yakalamaya çalışan, Asuman'ın anne babasının evini sadece iyilik için onardığını söyleyen, doğayı seven, borçlarını ödeyemese de başını dik tutacak erkeksi gururu olmayan İdris tüm bu özellikleri nedeniyle kasabalının olduğu gibi anne Asuman'ı da değersizleştirmeleri ve eleştirileriyle karşı karşıya kalmaktadır sık sık. Sanki çocukken etrafını saran karıncalar onu hiç yalnız bırakmamış, sadece şekil değiştirmiştir. Çevresindeki herkesin ama en önemlisi annesinin babasına yönelik bu değersizleştirmeleri ve eleştirileriyle karşılaşan Sinan'ın elbette kendisinin eksik, yetersiz kaldığı durumlarda bu eleştirilerle karşı karşıya kalabileceğine dair bir kaygısı olacaktır. Ancak bu kaygı içinde büyük bir fırsatı da barındırır. Çünkü Sinan eğer çok iyi tanıdığı babası gibi olmaz ve annesinin gözünde eksiksiz olabilirse annenin fallosu olabilir. Yani Sinan'ın annenin fallosu olabilmesi önünde büyük bir fırsat vardır. Freud Sinan'ın da düştüğü bu durumu şu şekilde anlatır. Bir çocuk olarak annesini arzulayan hiç kimse kendisini babasının yerine koymayı istemekten kaçamaz. Düş gücünde kendisini onunla özdeşleştirmekten ve daha sonra ona karşı galip olmayı kendi yaşam görevi yapmaktan vazgeçemez. Sinan bir taraftan annenin onaylayabileceği tüm güçlü, eksiksiz adam olabilmek için elinden geleni yapmış. Diğer taraftan da annenin bu eleştirel sesini ona dönmemesi için bu sesi az önce de bahsedildiği üzere hep ötekine yansıtmıştır. Annenin gözüne girmek için özdeşleşmeye çalıştığı belediye başkanı, yazar, imam gibi ötekileri babasına yaptıkları gibi iyiliş etmekten, eksiklikleriyle yüzleştirmekten haz duyan, duygusallığı aşağılayan Sinan için bu tutumun hedefinde de en çok ödipal rakibi olan babası vardır. Babasının bir fotoğrafın arkasına yazdığı sözleri şu şekilde konuşur. Geçiyorum.
Tamam dediğim sessizli testere demişler. Yani bak tutmayı şu an olacağı belli olmaz. Ne yazık ben resim arasında var. Son günlerin yoldayım. Yürüyorum. Sol yürüyormuş. Sanki Tolstoy. Sen nerede o cesaretle yürüyüp gidecek? Asuman'ın anne babasının kapısını onarırken kuyudaki taşı çıkartmak konusunda kendisinden yardım isteyen babasına ise şunları söyler. Tamam yani böylece. Acele mi var sanki? Nereden bitmiyor hiç? Sen bana köyde geleceğin diye senin şu an ağırlıklı cevabını mı yaparım? Anlamadım. Ne şu? Kimin geleceğini şimdi? Cevabını bildiğin şeyi niye soruyorsun? Kaybettiğin itibarını kapı tamir ederim kazanı. Eğer öyle bir düşüncem varsa tamir edilmesi gereken şey kapı değil yani. Ne peki? Bilmem artık. Benim eksikliğimi hissediyorsa anladım. Burada senin bahsettiği eksiklik, İdris'in tüm güçlü, iktidar sahibi, kudretli, yani fallus sahibi bir erkek olamayışıdır. Nasyo, erkek özü gereği sahip olduğunu sandığı kudreti kaybetme konusunda endişelidirler. Sinan da bu endişeyi yoğun bir şekilde yaşamaktadır aslında ve bu endişeyi yatıştırmak ve kudretini kaybetmiş babasından farklı olduğunu kanıtlamak için her şeyi yapacaktır. Babasının çok sevdiği av köpeğini satarak kitabını bastırır. Daha sonrasında ise ek ders ücretlerini almak üzere babasının okuluna gider. Sınıfın kapısında çantasından kitabı çıkarır ve kitabı eline alır. Tüm konuşma süresince kitap elindedir Sinan. Ama kitaptan hiç bahsetmezler. Sanki Sinan babasına onda olmayanın, onun eksiğinin kendinde olduğunu göstermek istiyor gibidir. Babasının yanından da parayı almadan ayrılır ve daha sonra annesinin yanına döner ve Sinan'ın gösterisi annesinin yanında da devam eder. Eve gelen Sinan'ın annesi babasını son kez değersizleştirdiği ne gördüğümüz diyalog şöyle başlar. Yani bir yandan da kuponu bol bir şeyler karıştırıyordu gerçekten. Hani para erişebilir de artık. Kuponu dolduruyordu. Ya, beni görecek kapı diyebilir yapamayacak. Anlamayacağız sanki. Niye engel olmadın madem gördün de? Bahsedin ya parayı elinden. Nasıl alacağız? Yakası var mı yapışık? Yapış tabii. Yapış. Erkek değil misin sen? Sinan için erkekliğini kanıtlayabileceği en büyük fırsat hem de tam erkekliğini sorgulandığı anda önündedir. Fallus'un yerine geçen olarak kitabı annesinin önüne atar. Her şey alacağım hadi. Ne bu? Durdurmaya döneceğim. Aç. Şimdi bu diyalogta Sinan'ın surat ifadesine dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü bu diyalogun devamında bir dönüşüm yaşanacak ve onu Sinan'ın surat ifadesinden anlamak da mümkün aslında. Tüm kitap. Ne zaman çıktı? Buraya. Senin özel olduğun için bazı öyle değişik huyların şeylerin olduğunu
Şimdi el ele şey yapanlar görsünler bakalım şimdi. Ancak bu konuşmanın filmin akışında önemli bir kırılma yaratacak. Kitabı borç altı alarak bastırdığını söylüyor Sinan. Ve hep bizim hayırsız borç yapacak değil ya babasını diyerek babasını son bir kez daha değersizleştiriyor. Annesine de öfkeli babasını tercih ettiği için. Anne Asuman ise ilk defa baba ilgisinin değersizleştirilmesine farklı bir tepki verecek burada. Neyse başlıyoruz. Anlamaz. Herkesi kendini yerden etti mi? Her şeyi sen anlarsın tabii. Biz cahiliz, bir şey anlamayız. Anlamazsın tabii. Ulan da bu adam bunduna göre kızacak. Daha ne diyeyim ben sana? Ne yapsaydın? Başka bir nedenle istiyorlardı. Babansa gençti, yakışıklıydı. Güzel konuşuyordu. Okumuş da üstelik. Tamam işte. Şikayet falan etmeyeceksin o zaman. O kadar güzel konuşuyordu ki. Önünde bakak oluyordu insan. Herkes paradan puldan söz ederken mal mülk hesabı yaparken o toprağın kokusundan, kuzulardan, çayırların renginden falan bahsediyordu. Hala böyle ya. Şimdi kızıyoruz, sinir oluyoruz böyle konuşmalarına derken artık ama o zaman o kadar güzel geliyordu ki. Yani güzel. Ben de 16 yaşındayım. Böyle şey mi dönmüşüz daha önce? Kaçtık ettik herhalde. Ama gene de şimdi gelir dönsek yeniden. Şimdiki kafamda. Yeniden bir seçme şansı daha verirse bana. Eminim gene aynı şeyi yapardım sanki. Bunu babam eğlenirdim yani. Evet. Asuman'ın bu tüm güçlü olmayan, iktidarsız yanları nedeniyle her zaman eleştirdiği, kasabalıların gözünde kuyu konusunda olduğu gibi bir kez bile haklı çıkmamış bu sorumsuz adamı hala çocukluklarından beri eleştirdikleri, değersizleştirdikleri, bu işe yaramaz yanları nedeniyle sevdiğini öğrenmek çok özdeğildi Sinan için. Sinan'ın Arzu'nu arzuladığı, annenin Ödipal rakibine karşı alınmış Ödipal rakibine bu bitmez tükenmez aşkı büyük bir yenilgidir. Hem de ona ithaf ettiği kitap elindeyken. Böylece Sinan'ın kendi hikayesindeki gerçeğe teslim olmaktan başka bir çaresi kalmamıştır. Sinan karakterinin dönüşümünün başladığı ikinci episodda bu diyalog sonrasında başlamış olur. Bu dönüşüm sadece Sinan'ın değil, Sinan'ın nesne ilişkilerinin ve ilişki kurma biçimlerinin de dönüşümünün habercisidir. Bu diyalog sonrasında Sinan'ı askerde görürüz. Askere gitmiştir Sinan ve otoriteyi madara eden tüm güçlü Sinan yoktur artık. Askerden döndüğünde kitapların yerde küflendiğini görür. Annesi ve kardeşi kitabı okumamıştır. Emekli olan babası ise köye yerleşmiş. Emeklilik ikramiyesiyle televizyon, bilgisayar, aspiratör gibi buzdolabı alınmış ve borçlar ödenmiştir. Kitabın okunmamasının yarattığı narsistik yaralanmayla yine saldırganlaşmasını, ötekini değersizleştirmesini beklersin. Ancak bu beklenen değersizleştirme bu sefer gelmez. Evden çıkar ve kitapçıya gider. Kitapçı kitabının satılıp satılmadığını sorar. Ancak kitapçı da kitabını hatırlamaz. Kayıtlara baktığında da kitabının hiç satılmadığı için depoya kaldırıldığını söyler. Sinan yine kendi eksikliği, iktidarsızlığıyla karşılaşmıştır. Ancak bu eksikliği saldırgan bir şekilde karşı nesnesine, ötekine yansıtmak yerine onunla yüzleşmiştir. Sinan'ın bu gerçeklikle temas arttıkça bir tarafının öldüğünü de hissederiz. Geçmişte bu kasabaya, buradaki insanlara büyük geldiğini, daha büyük olduğunu her seferinde hatırlatan Sinan, filmin 3. episoduna geldiğimizde artık farklı davranacaktır. Babasının cüzdanından kendi kitabına dair gazete haberini gördük. Tarlada karıncalar tarafından imdiş edilmiş baba, diğer tüm iktidar sahiplerinden farklı olarak kitabını önemsemiştir Sinan'ın. Daha öncesinde babasının yardım taleplerine hep burun kıvıran Sinan, bu sefer kendisi yardım talep eder. Babasının kazdığı kuyuyu önemsediğini gösterir, ona kuyuyla ilgili sorular sorar. Ancak İdris, kuyudan su çıkmayacağına ikna olmuştur artık. İdris'in askerlik sonrası planlarına dair sorusuna ise sorusu ise şu diyaloğa sahip sebep olacaktır.
Askerlik etti. Ne yapacaksın şimdi? Meğer bir. Ya öğretmen olup senin gibi doğu görevli genç diyeceğiz. Ya da işte bu arada alakası bir şey girip gene genç diyeceğiz. Sence ne yapayım? Bu diyalogda ilk defa babasının görüşlerini önemsediğini anlarız Sinan. İlk defa bütün kararları en doğru bir şekilde ve tek başına veremediğini fark ettiğini ve öğrenmesini en çok babasının, babası kadar olabileceğinin farkında olduğunu anlarız. Bu diyalogun devamında İdris'in Sinan'ın kitabını okuduğunu öğreniriz ve burada sarf ettiği sözleriyle İdris bir kez daha eksiklikleri, yetersizlikleriyle barışıklığını gözler önüne serer. İnsan biraz da zamanın içinde süzülmeli. İyi ve kötü aralar birbirine karışık. Belirsizleşmeli de silmek gitmeli. Silmeyecek olanlar da var tabi. Zamanı geçen bir katmak. Sen mesela kitabında değinmişsin bu zaman meselesini. Hoşuma gitti. Okudun mu ki ya sen tabi? Okudum tabi ya, okumaz mıyım? Hem de bazı bölümlerini de iki kez okudum. Ciddi misin? Ciddiyim tabi ya, niye? İlk defa kitabı okumuş bir defa şaşırıyorum da. Şaşırdım yani. Abi işte, bu da bak. En iyi arkadaşım bu benim ya. Bu arada, benden bahsettiğim bölümleri de anlamadım sanma ya. Sen iyi bahsetmemişsin benden ama olsun. Öyle olacak hem de. Gençler önceki kuşakları eleştirecek. Öyle olacak ilerleme. Öyle değil mi? İdris'in bu sözlerinden sonra Sinan kendisini, babasını ve dedesini ahlat ağacına benzettiğini söyler. Sinan de kendimi de hatta bazı sıratlar dedem bile bu ahlat ağacına benzettiğim oluyor bazen. Ne bileyim, uyumsuz, yalnız, çekilsiz. Herkesin bir tabiatı var da oradan kaçış yok. İş bunu kullanıp sevmekte. Ahlatın meyvesi de çekilsizdir mesela dediğim gibi çok. Ama bazen onunla kahvaltı veriyoruz, burada o kadar güzel gelir ki. Bu diyalogtan sonraki sahnede kuyuda kendini asmış görürüz Sinan'ın. Bu gerçek bölüm değil de elbette. Sinan'ın tüm güçlü erkeksi, grandioz ego idealleriyle özdeşim kuran tarafının yanının ölümüdür. Ve babasıyla kurabildiği özdeşimin de önemli bir göstergesidir bu ölüm. Sinan kendisini havalara atıp tutan iyi babayı görmüştür artık. Ve böylelikle filmin son sahnesine geliyoruz. Son sahne şu şekilde. Çıkarmak için kazabilir artık kuyuyu. Kuyuya vurulan her darbe aslında tüm güçlük yanılgısı içerisindeki erkekliğe vurulan darbelerdir ve kuyudan bir türlü çıkarılmayan taş da Sinan'ın bu tabloda hiçbir zaman annenin fazlası olamayacağının göstergesidir. Bu anlamda toplumsal iktidarın küçük bir alegorisi olarak aile içindeki iktidar örüntülerinin kurgulandığı, yeniden üretildiği bir filmdir Ahlat Ağacı. Nasıl ki Ahlat Ağacı'nın meyvesi ancak olgunlaştığında yenebiliyorsa, kendi eksikliğinin farkında olmayan, kendini öz kudretli ve tüm güçlü sanan erkekliğinde bu olgunlaşmaya, yani kendi eksikliğini ve yetersizliklerini görüp kabullenmeye ihtiyaç vardır. Tam da bu nedenle bu film, iktidar karizma ilişkisini aile içerisinde ele alırken bizlere karizmanın daima tüm güçlü, iktidar sahibi olmak zorunda olmadığını gösterir. Öyle ki İdris'in tüm bu eksik yanlarıyla idealize edilmesi, onun değerleriyle özdeşim kurulması demektir. Özdeşleşilen bu yanlarıyla İdris Sinan için artık karizmatiktir. Teşekkür ederim.